İYİ Parti İskenderun İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Genel Kurulu hafta sonu il başkanı ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Mustafa Barın, partililere seslenerek geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için çalışacağız dedi. Bize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kongre sürecinde büyük emek sarf eden başta yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, bize destek veren tüm partililere öncelikle huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kongremizin öncelikle İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize ve İYİ Parti ailesine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Memo Restoran düğün salonunda gerçekleştirilen ilçe kongresine il başkanı Şefik Çirkin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Ve oy kullanmak bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir görev. İl başkanı Şefik Çirkin ise hükümetin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Ankara Barosu'nun lüzumsuz bir gevezeliği yüzünden Türkiye'de hukuka direkt etki edecek bir düzenleme yapıldı. Çoklu baro. Barolarla ilgili bir sıkıntınız varsa bunu baroların kendi içerisinde çözeceksiniz. Baro demek adalet demektir. Şimdi çoklu baro olunca kısada özetleyeceğim size. Örneğin her siyasi parti, her meslek kuruluş, dini kuruluşun veyahut cemaatin, her ideolojik görüşün ilerleyen yıllarda imkan bulunursa her ilde farklı barolar olacak. Türkiye'de farklı barolar olacak. O zaman ne olacak? Barolar bölünecek. O zaman ne olacak? O günün iktidarı kimse? Bugün AK Parti. Yarın inşallah İYİ Parti. Veyahut başka bir parti. O baronun avukatları adliyenin en güçlü avukatları olacak. Yapılan konuşmalar sonrasında Mustafa Barın'ın listesi ise delegelerin takdirine sunuldu.